Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine bir kahve molası videosuyla daha sizlerleyim. Köşemizde ele alacağımız deyim hem kel hem fodul. Bilirsiniz ki hiçbir yeteneği olmadığı halde, hiçbir özelliği bulunmadığı halde üst perdeden konuşan, herkese üstünlük taslayan tipler için hem kel hem fodul sözünü kullanırız. Peki bu söz dilimize nasıl yerleşmiş? Nereden gelmiş? Bunları size nakşedeyim. Ancak öncelikle bir de teşekkür etmem gerekiyor. Zira bugün kanalımız 37 bin aboneye ulaştı. Değerli dostlarım bu yolda beni destekleyen, bana destek olan tüm arkadaşlarıma, tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet tekrar deyimimize dönelim. Nereden çıkmış bu söz? Ker ne olduğu malum hepimiz biliyoruz. Peki fodul sözcüğü nedir? Fodul günümüz sözlüklerinde Arapça fudul sözcüğünden geldiği söylenerek şu anlamlar verilmiş; bencil, kirli, serkeş, yalnız kendini düşünen, her zaman kendini haklı gören, üstünlük taslayan anlamlarında. Oysa fudul kelimesi fuzul kelimesinden gelmektedir ve fuzul kelimesinin iki zıt manası vardır. Şöyle ki fuzul hani beyhude, yararsız anlamı bir de faziletli erdemli anlamı. Zira Divan edebiyatının en büyük şairlerinden biri olan Fuzuli kendisine Fuzuli mahlasını seçerken niçin seçtiğini de tam da bu noktada açıklamıştır. Güzel şiirleri başkaları tarafından çalınmasın diye yararsız manasında Fuzuli bir de erdemli anlamında Fuzuli. Bu sebeple bu mahlası kendisine seçtiğini söylemiştir. Değerli dostlarım hem kel hem fodul evet günümüzde olumsuz anlamda kullanıyoruz ama kelimelerle birazcık oynadığımızda anlamlarına birazcık derin bir bakış açısıyla baktığımızda aslında hem kel hem fodul sözünün olumlu bir yanı da ortaya çıkıyor. Şöyle ki eskiden saçları dökülmüş tarama özürlüğü. <laughs> benim gibi tarama özürlü insanların çok bilgili olduğuna inanılırmış. Şöyle ki çok okuyan, çok araştıran kişilerin saçlarının erken yaşta döküleceği düşünülürmüş. E şimdi söze bu anlamda bakıldığında hem kel yani hem bilgili, görgülü hem de fuzul yani erdemli anlamı da çıkıyor. Bir de yine fodul sözcüğüyle çok yakından alakalı fodla diye bir kelime var dilimizde. Eski bir sözcüktür dostlar. Fodla sözcüğüyle de anlamlı hale getirebiliyoruz. Fodla nedir peki? Eskiden Ekmeğin en değersiz olanına Osmanlı döneminden bahsediyorum. Fodla adı verilirmiş. Böyle besin değeri en düşük. Daha çok böyle fakir fukarayı beslemek için kurulan yapılarda onlara verilen bir ekmek çeşidiymiş. Hatta av köpeklerini dahi o ekmekle beslerlermiş. Çok değersiz olduğu için. E böyle bakınca da bu sefer hem kel hem fodul. Eğer fodlayla bir bağlantısı varsa. Hani hem kel hem de yararsız manası da ortaya çıkıyor. Varın siz kararınızı verin. Sizce nereden geliyordur bu söz? Ama günümüzde hem kel hem fodul sözünü yani hem hiçbir yeteneği yok hem de üst perdeden konuşuyor anlamında kullanıyoruz. Evet değerli dostlarım bugünkü kahve molası köşemizde anlattığımız deyim buydu. Umarım hoşunuza gitti. Bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.